Fransa Senatında Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması haqqında qətnamənin qəbul edilməsi təəccüb doğurmur. Çünki Fransa Senatı ara sıra Türkiyəyə qarşı qəbul etdiyi qərarlarla da gündəmə gəlib. Qondarma erməni soyqırımının tanımayanların cəzalandırılması qətnaməsi də Senatda gündəmə gətirilmişdi. Lakin inanırıq ki, hökumət Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması haqqında qəbul edilən qətnaməyə imza atmayacaq. Azərbaycan-Türkiyə parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım Real TV açıqlamasında bu ifadələri yer verdi. Fransa gibi bir devletin üstelik de Karabağ sorununun çözümünde eş başkan olan Fransa'nın senatosundan böyle bir kararın çıkmasını anlamak mümkün değil. Üstelik o kararda işte Azerbaycan'ın bir an evvel işgal ettiği topraklardan çıkması gibi saçma sapan bir takım iddialar var. Fransa hükümeti Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımış. Yıllardır 1993'ten beri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun almış olduğu kararlar Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından işgal edilmiş olduğunu söylüyor. Bir an evvel terk etmesi gerektiğini ifade etmişti. Tabii bu geçen 30 yıllık süre içinde bir anlaşma sağlayamayınca Fransa gibi devletler eş başkanlık görevini yerine getiremeyince Azerbaycan ordusu kendi topraklarını geri aldı. Bugün geldiğimiz noktada Fransa'ya düşen Kafkaslar'da barışın kalıcı, istikrarın kalıcı olması için destek vermesidir. Kaldı ki bu son yapılan anlaşmada Karabağ'ın statüsüyle ilgili en ufak bir şey yok. Çünkü bu topraklarda Sayın Aliyev'in de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir ikinci Ermenistan devletinin kurulmasına ne Azerbaycan müsaade eder ne de Türkiye böyle bir şeye göz yumar. Tabii bu alınan kararda Türkiye ile ilgili de birçok saçma sapan iddialar var. Bunları kabul etmek mümkün değil. Buradan ben bir son çağrı olarak Fransa'nın Kafkaslar'da istikrar için Azerbaycan'ın yanında yer alması ve kalıcı istikrarın, barışın sağlanmasına katkı bulunmasıdır. Bizim beklediğimiz budur. Ne Türkiye ne Azerbaycan iki devlette hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü yok. Topraklarımız hem Azerbaycan'a yeter hem de Türkiye'ye yeter. İnşallah aklı selim galip gelir. Fransa Senatosu'nun almış olduğu bu karar Fransız hükümeti tarafından da gerekli cevabı alır diye düşünüyorum.